Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler gayet iyiyiz. Arkadaşlar, bugünkü video kaydımda sizlere bana yine sıkça sorulan sorulardan bir tanesi. Şu görmüş olduğunuz duş bataryasını montajını nasıl yaparız? Yerine duş bataryasının montajını nasıl yaparız? Şurada görmüş olduğunuz S'leri ayarlayamıyoruz. Veya sıkıyoruz, su kaçırıyor. Bu gibi durumlar çok soruluyor bugün bana bugünlerde. Uzun zamandır da bu videoyu çekmek istiyordum ama bugün nasipmiş. Bugün dedim bir çekelim. Arkadaşlar, sizlerle bilgi paylaşmak amaçlı bu videoları çekiyoruz. İnşallah yardımcı olabiliyoruzdur. Şimdi arkadaşlar, duş bataryası eğer üzerinde mevcut ise bu bataryayı da yeni bir bataryayla, mevcut bataryayı söküp yenisini takıyorsanız pek sıkıntı yaşamazsınız. Burada böyle bir durumda yaşayacağınız sıkıntı en fazla contaların düzgün takılmamasından kaynaklı bir sıkıntı olabilir. Ama duş bataryasını söküp şöyle göstereyim. Şu dipteki S'leri de değiştireyim veya burada bir sıkıntı var, bunları söküyüm dediğinizde bunların ayarı kaçar. Takarken sıkıntı çekersiniz. Yakın bir zamanda bir arkadaşım geldi. Bununla beraber sökmüş. Şu S'lerle beraber. S dediğim arkadaşlar şu iki deve boynu. Şunlar. Bunlar eskileri. Bunlarla beraber sökmüş. Yerine takarken takamadım diyor. Çok zorluk çekmiş. Şimdi arkadaşlar, böyle bir durumla karşılaştığınızda diyelim ki duş bataryasını yenisini takacaksınız. Şu S'lerle beraber değiştireceksiniz. Bataryayı bir sökelim. Beni iyi dinlerseniz arkadaşlar, çok şey kazanmış olursunuz. Ustaya para vermezsiniz. Şimdi önce şu S'ler nasıl ayarlanır, bunu bir göstereyim. Arkadaşlar, sıfırdan tesisat yapıyorsanız, siz yapıyorsanız veya bunu duvar üzeri bir tesisat yapacaksanız şu iki parçanın arası arkadaşlar 15,5 santim olacak. Gördüğünüz gibi şunun ortasından şunun tam ortası 15,5 santim olduğunda bu batarya şu S'lerle ayar yapılarak yerine takılabilir. Eğer bu 15, 16, 17 olursa S'lerin şu içe alma kısımları da ne kadar uzatsanız da batarya yerine takılmaz. Onun için şu iki plastik parçanın arası 15,5 santim olacak. Ama siz dairede otururken bu işi yapıyorsanız duvarın içinde olduğu için bu işlemi yapamazsınız tabii. Ben bu bilgiyi ek bir bilgi olarak tesisatı duvar üstüne sıva üzerine yapacak kişiler için söyledim. Arkadaşlar, şimdi olaya geçelim. Şu S'leri diyelim değiştireceğiz. Değiştirmek istedik. İki tane S aldık. Deve boyunu. Duvar bu şekilde kaldı. S'lerimizde. Size şimdi her yerde bulamayacağınız bilgilerden vereceğim arkadaşlar. 0 S aldığınızda şu dişlere kendir dolayacaksınız. Kendir dolamadan önce veya teflon bant dolamadan önce arkadaşlar bir demir testere yardımıyla bu şekilde yapmanız gerekir. Bunu kimse söylemez size. Şöyle yaparız. Niye böyle yapılır arkadaşlar? Şurada bir kir tırtıklık oluşturduk. Bunu oluşturmamızın tek sebebi arkadaşlar, kendir sararken kendirin sıyırmaması. Kendir sıyırmasın diye bu yapılır. Biz bunun okulda günlerce dersini gördük. Şu şekilde kendir sararken ikinci dişten başlanır. Şu şekilde şöyle sara 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 sara. Arkadaşlar, ben size gösteriyorum. Dişlerin arası tamamen doldurulur. Hafif de üzerinden iki tur geçilir. Şöyle. Şimdi zemin sağlam olmadığı için diğer parçada S'te bu şekilde kendi sarılır. Şimdi bunu sökelim. Zeminde şimdi sıkamayacağımız için zemin sağlam değil. Keşke duvarda olsaydı bu.
Ben bunu şimdi size atölyede gösteriyorum da. Şimdi kendileri sarıldı buna. İyi anladınız ha? İkisini de kendileri sardık. Bunu yerine getiriyoruz. Kendili bir şekilde şuradan anahtar tutan yeri var. Şu şekilde sıkıyoruz. Eğer şu plastik parça çok böyle duvarın içinde kaldıysa arkadaşlar, onun içinde 1-2 santimlik şu şekilde uzatmalar var. Uzatmayı takar. Bunu da kendiler. Uzatmayı ese de duvara takarsınız. Bunu da uzatmayı da duvara takarsınız. Neyse bunu sıkıyoruz arkadaşlar. Şunu unutmayın. Kesinlikle çok aşırı sıkılmaz. Eğer aşırı sıkarsanız arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz dişli şuradan çatlar. Bundan sonra uğraşır durursunuz. Çok fazla yüklenmek, fazla böyle aşırı sıkmak doğru değildir arkadaşlar. Sıktığınızda kanaat getirdiğinizde bırakınız. Neticede kendi sardınız. Buradan su kaçırma olasılığı çok düşük olmaz. Şimdi diyelim ki esin bir tanesini taktık. Şu şekilde düz ayarladık. Şimdi bu da kendirli. Bunu da yerine takıyoruz. İkisinin arasında 15,5 zaten. Veya duvarda mevcut ise, mevcudun işte üzerine bu işlemi yapıyorsak arkadaşlar. Şimdi bir tanesini tam sıktık. Yerine getirdik. İkincisini bir tur sıkacak kadar boşluk bırakıyoruz. Yani gerektiğinde bir tur şöyle dönebilsin. Onu da şöyle bıraktık. Bir tur daha dönebilir bu. Daha sonra arkadaşlar bataryayı gösteriyoruz şu şekilde. Bir tarafından bir diş tuttur şurada. O sıkı sarılan yerden bir diş tuttur. Diğerini şöyle anahtar tam şöyle olması gereken yere getirdiğinde bu da sıkılı şimdi zaten. Az bir oynatmayla olacak iş bu. Daha sonra olması gereken yere getirdiğinizde arkadaşlar hemen mesela şöyle tabii duvarda fazla sabit duramadığı için şimdi burası sıkılı, burası sıkılı. Yani ayarlarken arkadaşlar şu S'le yerine taktığınızda yine bir metreyle şu S'lerin ortasından da şöyle ölçü alabilirsiniz. Bu da 15,5 santim. Yani S'leri 15,5'u ayarladığınızda şu şekilde direkt bataryaya taktığınızda yerine oturabilir. Ya da birini sabit takar, diğerini duruma göre hafiften çevirirseniz. Tabi burada sıva üzeri tesisat yapan arkadaşlar olacaksa, diyelim ki evine sonradan böyle bir şey düşüyor. Şuraya da bir terazi koyup düzgün olup olmadığına bir baksınlar. Bu şeylerde su tesisatında arkadaşlar genelde sol taraf sıcak su, sağ taraf soğuk su olur. Bunu asla unutmayın. Şimdi ikinci bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şunu sökelim. Bu bataryayı takarken arkadaşlar hangi batarya olursa olsun buraya kendir sarılmaz. Bunu 50 defa söyledim. Yine söylüyorum. Duş bataryasında bataryanın takıldığı yeri giren şu S'lere takılan şu bileziklerin olduğu yere buraya kendir sarılmaz. Burayı için kullanılacak malzeme contadır arkadaşlar. Bir tane conta korsun. Kurtarmazsa iki tane korsun ama buraya conta konulur. Şu şekilde. Bu contayı unutursanız ne kadar sıkarsanız sıkın kesinlikle su kaçırır. Contayı unutmayın. Benden söylemesi. Şu şekilde yerine anahtar yardımıyla sıkarken birbirini yani durup da ben bunu tamamen sıkayım. Sonra da buraya geçeyim. Böyle bir olay yok. İki tur bunu çevireceksin, iki tur bunu çevireceksin. Sistem böyle çalışacak. Öyle bir tarafa çok aşırı yüklenip bir tarafa sonradan yapayım derseniz kastırırsınız. Şu bilezik şuradan çatlar. Başınıza iş alırsınız. İki, bu. Şimdi bunu bataryaya taktık. Şu
şunu da söyleyeyim. Aslında bunlar hepsi ayrı bir video konusu da. Yani yine de videomuz uzun olabilir. İzlerseniz fayda görürsünüz. İzlemezseniz de piyasanın durumunu biliyorsunuz. Verirsiniz ustaya parayı. Yapar. Diyelim ki contayı taktınız. Sıktınız, su kaçırıyor. Sıktınız, su kaçırıyor. Bunlar da eski mevcutlardan, yenileri değil. Bakmanız gereken yer arkadaşlar. Şunu bir çıkarayım, öyle göstereyim. Bakmanız gereken yer arkadaşlar şu ağız. Şu ağızı mutlaka kontrol edin. Bir tane vardı burada. Nereye gitti o? Şimdi buradaydı. Mesela arkadaşlar şu ağızlara iyi bakın. Bu ağızlar şu şekilde çatlak oluşuyor. Bu da eski söküle çatlak oluşuyor. Şimdi biz bataryayı arka taraftan contayla sıktığımızda şu şekilde gördüğünüz gibi şu kısımlarda boşluklar oluşuyor. Siz bu bataryayı ne kadar sıkarsanız sıkın, bataryanın bu şu kısımdan, şu boğaz kısmından şuradan su akıdır. Onun için arkadaşlar böyle bir durumda kaldı. Contayı taktınız. Hiçbir şey olmadığından eminsiniz. Bir problem olmadığından. Su kesmiyorsa arkadaşlar şu kısımlara bir bakın. Şu şekilde. Şu şekilde düzgün olması lazım. Böyle pürtüklü. Şöyle yaptığınızda elinize çapağın takıldığı bir olay olmaması gerekir arkadaşlar. Buna özellikle dikkat edin. İşlemi düzgün yaptıysanız bir problem olmaz. Dediğim gibi şu aralar 15,5 santim olacak. Bataryayı getirdiniz. Koydunuz yerine. Sıktınız arkadaşlar. Sıkarken birbirini dedik. Duş bataryasının montajı nasıl yapılır? Size 10 numara anlattığımı düşünüyorum. Bu saatten sonra kimse ben duş bataryasını yerine takamadım. Aldım, usta çağırdım demez. En azından nasıl taktığınızı öğrenmiş oldunuz. Şunlar yerinde mevcutsa, şu S'ler yerinde mevcut ise bataryayı takmak gayet kolay. Contasını koyun, sıkın. Ama ben S'leri de değiştireceğim. Şunları da değiştireceğim derseniz araları 15,5 santim olacak. Yerine kendirleyin. Kendirlerken de demir testisiyle benim yaptığım gibi şöyle tırtık oluşturmayı unutmayın. Yoksa kendiri sıyırır. Ne kadar kendiri dolarsanız dolayın sıkıntı olur. Kendiri ikinci dişten başlayın dolamaya. Dişlerin arasını doldurduktan sonra iki tır da üzerine sarın. Olay tamamdır. İki tarafını aynı şekilde yaptığınızda 15,5 santim aldığınızda batarya yerine oturacaktır. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Şuraya bir yere Instagram adresimi bıraktım. Buradan takip edin. Siz karlı çıkarsınız. Benim için bir problem yok. Zaten bu çektiğim videolardan ben herhangi bir ücret, para veya kanalımdan aboneliklerden bir ücret almıyorum. Sadece Allah razı olsun usta. Ben de işimi hallettim dediğinizde benim için yeterli. İyi günlerde, güzel günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.